Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyifleriniz yerindedir. Umarım sağlığınız yerindedir her şeyden önemlisi. Sinema sanatı fotoğraftan sonra gelen bir sanat. Ancak sinemada kullanılan teknikler, sinema renklendirmeleri çoğunlukla fotoğrafı da etkiliyor. Ve özellikle popüler fotoğrafta, Instagram'da, Facebook'ta, sosyal medyada sinematik renklerle bezenmiş fotoğraflar daha çok ilgi çekiyor. Peki çok zor bir şey mi sinematik renklerle bezenmiş fotoğraflara ulaşmak, sinema efektini fotoğraflar üzerinde yakalamak? Bugün konumuzu buna ayırdık. Photoshop'ta sinema efekti yaratacağız. Hadi buyurun. Sıkça aldığımız sorulardan birisi olan fotoğrafta sinematik görüntü, sinematik tonlamayı nasıl yaparız sorusuyla ilgili olarak örnek olarak bu fotoğrafımızı seçmiş durumdayız. Fotoğrafımızda modelimiz ön tarafta duruyor, ışık alıyor ve arkasında bulunan bölge daha az ışık alan ve alan derinliği içinde de net olmayan bir bölge. Şimdi sinematik renk tonlaması ya da sinematik görüntü ile ne anlamamız ve nereye ulaşmaya çalıştığımızla ilgili olarak Google'da küçük bir araştırma yapalım. Diyelim ki sinema sahnesi diyelim ve görselleri açalım. Bakın açıldığı andan itibaren örneğin Joker filminde ışık almayan bölgelerin ya da geri planın mavimsi bir renk olduğunu, ışık alan yerlerin, aydınlık yerlerin sarı turuncu bir renk olduğunu görüyoruz. Yine bir diğer sahnede öyle. Örneğin başka bir sahnede de benzer şeyleri görüyoruz. Irishman filminden benzer bir sahne. 7 Eylül Cuma filminden bir sahne. Avengers filminden bir sahne. Bütün bunların ortak özelliği ışığı daha az alan yerlerin daha mavimsi bir tona, ışık alan yerlerin de daha sarı turuncu bir tona sahip oldu. Tekrar fotoğrafımıza döndüğümüzde o halde bizim yapmamız gereken ışık almayan bu arka taraflardaki bölgenin daha mavimsi trak bir tona ulaşması, önde de modelimizin ışık alan bölgelerinde biraz daha turuncumsu bir renge ulaşmamız. Bunu yapmak için her zaman söylediğim gibi Photoshop'ta onlarca değişik yöntem var. Bugün ben size daha farklı ve daha kolay bir yöntem göstermeye çalışacağım. Ayar katmanlarından solid rengi seçerek bir katman oluşturuyorum. Bu katmanımda mavimsi trak, madem ki arkalarda mavimsi trak bir renk oluşturmak istedik. Mavimsi trak bir renge geliyorum. Şu anda seçtiğimiz rengin ne olduğu çok önemli değil. Çünkü daha sonra bunu değiştirebileceğiz. Örneğin şöyle bir renk aldığımızı varsayalım. Tamam diyorum. Bu rengi fotoğrafımızdaki gölge alanlara uygulamak istiyoruz. Bunun için Blendif tekniğini kullanacağız. Blendif tekniği Photoshop'ta çok bilinen, çok kullanılan bir teknik değil ama oldukça güçlü bir teknik. Bunu kullanmak için solid renk katmanın üzerine çift tıkladığımızda katman stili penceresi açılıyor. Bu pencerede birçok bilgi var ama biz sadece şu bölgeyle ilgileneceğiz. Bu bölgede iki tane slider var, siyahla beyaz arasında. Üstteki bu katman dediği bizim şu anda seçili olan katmanımız. Alttaki temel katman dediği de altta bulunan katmanımız. Dolayısıyla biz şimdi üstteki mavi rengi alttaki gölge alanlara uygulayacağız. Bu ne demek? Alttaki aydınlık alanların üstteki katmandan etkilenmemesi demek. Alttaki katmanı konuştuğumuza göre alttaki katman şu alttaki slider ve aydınlık alanların etkilenmemesini istediğimize göre bu slider'ı alacağız ve sola doğru çekmeye başlayacağız. Bakın aydınlık alanlar artık etkilenmeyecek şekilde ortaya çıkmaya başladı. Ancak
Gördüğünüz gibi çok keskin, çok rahatsız edici bir görüntüyle çıktı. Daha yumuşak şekilde çıkması için şuradaki ok işaretinin üzerindeyken alt tuşuna basarsak ok işaretinin ikiye ayrıldığını görüyoruz. Ve bu ikiye ayrılan ok işaretini biraz daha hareket ettirdiğimizde daha yumuşak geçişli, daha hoş bir geçiş elde ediyoruz. Evet, şimdi buna tamam diyorum. Gölge alanları mavi ile boyamış olduk. Aydınlık alanlar mevcut rengini korudu ama bu bizim ulaşmaya çalıştığımız şeyden biraz uzak. Bunun opaklığını biraz düşürürsek, bakın opaklığını bir parça düşürdüm. Arkadaki alanlarımız görünmeye başladı. Opaklığını 60-65'ler bandına düşürdüm ve arkadaki alanımız, ışık almayan gölge alanlarımız mavimsi tırak renge ulaştı. Şimdi öndeki alanlarımıza da daha turuncumsu bir renk ya da daha sarımsı bir renk uygulayacaktık. Aynı işlemi bu sefer bir kere daha yapalım. Yine ayar katmanlarından solid rengi alalım. Yine karşımıza renkli bir katman çıktı. Burada sarımsı, turuncumsu bir renk seçelim. Evet. Yine şu anda ne renk seçtiğimiz çok önemli değil. Çünkü istediğimiz zaman değiştirebiliriz ama şu rengimiz olsun. Bu katmanımız seçiliyken yine çift klikliyorum ve katman stili penceresi geliyor. Biz Blendif'te gerekli ayarlamaları yapacağız. Bu sefer alttaki fotoğrafımızda karanlık bölgeler bundan etkilenmesin bu yaptığımız işten. Sadece aydınlık bölgeler etkilensin istiyoruz. Dolayısıyla karanlık bölgeleri koruyacak şekilde sağa doğru çekiyoruz. Ancak yine çok keskin, çok rahatsız edici bir şekilde ortaya çıkıyor. O yüzden alt tuşuna basarak bunu ikiye ayırıyoruz ve slider'ımızı daha yumuşak hale getirecek şekilde düzenliyoruz. Evet. Şimdi yine gördüğünüz gibi çok keskin oldu. Bu keskinliği ortadan kaldırmak için opaklığı düşürüyorum. Opaklığı şu anda 24-25'lere getirdim. Fakat fotoğrafımızdaki aydınlık bölgeleri de bir parça korumam lazım diye düşündüğüm için tekrar katman stiline gidiyorum. Şurada aydınlık bölgeleri alta basıp aydınlık bölgeleri de biraz koruyorum. Tam aydınlık bölgeleri de. Evet. Şimdi bakın fotoğrafımız bu halden geri planlar mavi oldu. Aydınlık bölgelerde biraz daha turuncumsu bir renk aldı. Şimdi bu noktada geri planın rengini tam karar vermek için renk ikonun üstüne iki tıklıyorum ve gelen pencerede sinematik rengimi bulacak şekilde renk değişikliği yapıyorum. Evet, sanırım şuralar bizim doğru renklerimiz olsa gerek. Buna tamam dedim. Benzer bir şekilde sarı renge bakıyorum. Sarı rengi de doğru yeri arıyorum. Evet. Sanıyorum şuralar doğru renkler. Opaklık değerimi değiştirerek en uygun yeri arıyorum. Aynı şey mavi katmanımız için de geçerli. Evet. Sonuçta sinematik bir görüntüye ulaştık. Bunu daha da sinematik havaya ulaştırmak için 16:9 sinema kesimine getirmek istersek şöyle bir kesim yaptığımızda ilk fotoğrafımızla karşılaştırmak için şunu hemen grup yapayım. Bakın böyle bir fotoğraftan böyle bir fotoğrafa geldik. Sinematik görüntüsü olan bir fotoğrafa geldik. Ve son derece kolay bir şekilde yaptık bunu. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda Photoshop'ta sinema efektini yarattık ve çok da kolay oldu. Bence güzel bir fotoğraf da oldu.
Siz ne düşünüyorsunuz? Sizler de düşüncelerinizi aşağıdan lütfen benimle paylaşın. Yaptığınız örnek fotoğrafları aşağıda bana da gönderin. Ha bu arada aynı fotoğrafı aşağıya ekliyorum. O fotoğrafı alarak benimle paralel olarak işleyebilirsiniz. Örneklerle fotoğraf düzenleme pratikleri adını verdiğim bu seride ikinci bölümü umut ederim beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basarak ve arkadaşlarınızla paylaşarak bu videoyu ödüllendirin. Her zaman olduğu gibi soru, yorum, görüş ve önerilerinizi aşağıda bekliyorum. Abone olmadıysanız ve bildirimleri açmadıysanız şimdi tam sırası. Lütfen abone olun ve bildirimleri açın. Bir sonraki videoda bambaşka bir içerikte tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, evde kalın, sağlıklı kalın. Hoşça kalın.